Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı yayınları Matemito akıllı defterde dik dairesel silindirin yüzey alanı ve hacmi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Gençler, öncelikle yüzey alanı dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Biliyorsunuz dik dairesel silindirde yanal yüzey gençler dikdörtgensel bölge. Bakın dikdörtgensel bölge. Alt ve üst tabanlarda dairesel bölge. Zaten dairenin alanını biliyorum arkadaşlar. Dairenin alanı pi r kare formülüyle hesap ediliyordu. Peki yanal yüzeyde neye dikkat ediyoruz? Yanal yüzeyde bakın dairemizin çevresi, biliyorsunuz çevre neydi arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Bu aynı zamanda dikdörtgenin bakın tabandaki tabanın yerleşmiş olduğu kenara ait uzunluktur. O halde 2 pi r ile buradaki yüksekliği çarpacak olursak yanal alanı bulmuş oluruz. Yanal alan 2 pi r çarpı yükseklik diyoruz. Yüzey alanı dediğimizde de 2 tane taban alanı var. Yani 2 tane pi r karemiz olacak. Bir tane de yanal alan olacak. Bunlar da toplam alanı verir diyoruz. Peki gençler, silindirin hacminde aynen prizmalarda olduğu gibi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir deriz. O halde şöyle açarak gösterelim. Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. Buradan büyük V harfiyle gösteriyoruz. Taban daire olduğu için dairenin alanı pi r kareyi yükseklikle yani h'la çarparak ne yapmış oluyoruz? Hacmi bulmuş oluyoruz. Evet, devam edelim. Birinci etkinliğimize geçelim. Yanda verilen dik dairesel silindirin yanal yüzeyi ve yüzey alanını bulalım. Gençler, öncelikle yanal yüzey dediğimiz biliyorsunuz dikdörtgensel bölgedir. Yanal yüzey alanı diyorum. Yani yan yüz alanı diye düşünebiliriz. Yanal yüzey alanı formülümüz neydi gençler? Taban çevresinde 2 çarpı pi çarpı r vardı. Çarpı yükseklikti. Evet, bunu yerlerine koyacak olursam 2 çarpı pi yerine 3 aldım. Yarıçapımız 4. Yükseklik 8. Buradan arkadaşlar 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 24 ile 8 çarparsak da 192 santimetre kare olur. Yanal yüzey alanı yani şuradaki dikdörtgenimiz diyeceğiz. Peki yüzey alanında neler vardı? Yanal yüzey ile 2 tane dairemizin alanı vardı. Yani toplam yüzey alanı diye düşünebiliriz. Yüzey alanında 2 tane 2 çarpı taban alanı artı yanal yüzey alanı. Buradan taban alanı yarıçapımız 4'tü arkadaşlar. O halde 2 çarpı 2 tane olduğu için 2 ile çarpmayı unutmuyorum. Pi yerine 3 aldım. Pi r kareye. R kare dediğimizde R'nin karesi yani 4'ün karesi artı yanal yüzey alanı 192 olarak bulmuştuk. Buradan 2 kere 3 6, 4'ün karesi 16 artı 192. 6 ile 16'yı çarparsam 96 artı 192. Evet, 96 ile 192'yi toplarsak da 288 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler, burada da açınım verilen silindirin yüzey alanını istiyor. Şimdi yüzey alanında bakın arkadaşlar, buradaki 12 bizim buradaki çevremize eşitti. Yani 2 çarpı pi çarpı r'ye eşitti. Değer olarak vermiş zaten. O halde yerlerine yazacak olursak yüzey alanı dediğimiz 2 tane dairenin alanı evet, 2 tane olduğu için 2 çarpı pi r kare diye yazalım. Artı yanal yüzey alanında gençler direkt yerine yazabilirim. Bakın 12 ile 5 çarpıyorum. Yani aslında 2 pi r ile yüksekliği çarpmış oluyoruz. 12 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. Buradan yerine yazarsak 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 2'nin karesini direkt 4 olarak yazdım. Gençler bak 2'nin karesini yazdım. Dikkat edelim. 12 kere 5 de 60 yapar. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 artı 60'dan 84 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyebiliriz. Evet. Devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi kısa kenara etrafında. Gençler bakın burası önemli. Kısa kenar etrafında 360 derece döndürülerek bir silindir oluşturuyor. Buna göre oluşan cismin yüzey alanını bulalım. Gençler kısa kenarımız yani BC etrafında döndüreceğimizi düşüneceğiz. Şöyle küçük bir şekilde gösterecek olursam. Bakın dikdörtgenimi 2 defa yan yana yerleştiriyorum. Şurası DA, CB. Burası yine arkadaşlar DA döndürüldüğü zaman buraya gelir diyoruz. Şöyle dairemi arıyorum. Evet gençler oluşacak silindirin şekli bu şekildedir diyelim. Peki değerleri yerine yazacak olursam. Evet bakın arkadaşlar burada 6 santimetre. Burası da 6 santimetre. Yani bizim aslında silindirimizin yarıçapının 6 olduğunu, yüksekliğin 2 olduğunu görüyoruz. O halde yüzey alanı için yüzey alanı demek ne demekti gençler? 2 tane taban alanı 2 çarpı taban alanını TA olarak yazıyorum. Artı yanal yüzey alanı. Onu da YA olarak yazalım. Yanal alan şeklinde yazıyorum. Buradan düzenleyerek yazalım. 2 çarpı. Evet yarı çapımız arkadaşlar 6 idi. O halde ne yapalım? Şöyle diyebilirim arkadaşlar. 2 çarpı pi kare. Evet 2 çarpı taban alan için pi kare diye yazıyorum. Direkt yazarım. Artı yanal yüzey alanında. Evet yanal yüzeyde gençler dikkat ederseniz bizim açınımında elde ettiğimiz yanal yüzeyin uzun kenarı arkadaşlar 2 pi r'ydi. Çarpı bir de yüksekliğimizde yanal alanı verir dedik. Bunlar düzenleyerek yazacak olursam 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 6'nın karesi artı 2 çarpı 3 çarpı 6 yüksekliğimiz 2. Evet 2 kere 3 6 çarpı 36 artı 2 kere 3 6 6 kere 2 12 6 ile 12'yi çarparsam da 72. Şimdi 6 ile 36'yı çarpıyorum gençler. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18 3 daha 21 artı 72. 216 ile 72'yi toplarsak da 288 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz gençler. Evet burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta kısa kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde yarı çapımız 6 oluyor. Eğer uzun kenar etrafında dönülecek olsaydı yarı çapı 2 santimetre olacaktı diyelim. Evet devam edelim 4. sorumuza geçelim. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi EF kenarı etrafında 180 derece döndürülecek. Ve silindir oluşturulacak. Buna göre yüzey alanını bulalım. Gençler burada benim oluşturacağım silindiri şöyle küçük bir şekilde çizecek olursam. Bakın şu bir kenarımız olacak. Bu da diğer kenarımız. Evet. EF'yi merkeze alarak arkadaşlar. Bakın şurası. EF olduğunu yazalım. EF'yi merkeze aldığım zaman oluşacak silindir arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir silindir olur diyelim. Burada yarıçapımız 3 santimetre olur. Yüksekliğimiz 2 santimetre olur. O halde yüzey alanı dediğimiz iki çarpı taban alanı, iki tane taban alanı artı bir de yanal yüzey alanı YA olarak yazıyorum. Buradan gençler düzenleyerek yazın. 2 çarpı tabanımızın yarıçapı 3 santimetre. Pi yerine 3 yazıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi pi r karem artı direkt yazarak açarak yazıyorum. Evet yanal alanda 2 pi r idi. 2 pi yerine 3 yazdım çarpı 3. 2 pi r çarpı yükseklik yani 2. Evet yanal alan 2 pi r çarpı h demiştik. Taban alanı da 2 pi r kareydi. Buradan düzenleyerek yazarsak 2 çarpı 3 çarpı 9 artı 2 kere 3 6. 2 kere 3 6 arkadaşlar. 6 kere 6 36. Buradan 2 kere 3 6. 6 ile 9 çarptım 54. Artı 36. 54'te 36'yı toplarsak da ne olur arkadaşlar? 90 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar, 5. soruyla devam ediyorum. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölge şeklindeki kaplama kağıdı silindir şeklindeki kalem kutusunun yan yüzünü tamamen kaplamaktadır. Buna göre kalem kutusunun taban alanının alabileceği en büyük değeri bulalım. Şimdi gençler, buradaki dikdörtgensel bölgede biz taban alanını yerleştireceğimiz nokta önemli. Eğer ben en büyük değeri istiyorsam taban alanını AB kenarı üzerine, yani uzun kenar üzerine yerleştirmem gerekir diyeceğim. Bakın biz burada dairesel bölgelere AB yani veya DC yani uzun kenarı yerleştirebilirim. Bir de kısa kenarlara yerleştirebiliriz. Şimdi büyük değer istediğim için ne yapmam gerekir? Mutlaka AB kenarına yerleştirmemiz gerekir diyeceğiz. Yani burada bizim şu 24 santimetre neyimiz olacak? Buradaki dairenin çevresine eşit olacak diyeceğiz. O halde 2 çarpı pi çarpı r 24 ise buradan 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 24 diyerek 6r 24 ise yarıçapın 4 santimetre olduğunu bulacağız. Peki arkadaşlar, benden ne istedi? Taban alanını istedi. O halde bir tane taban alanı diyelim. Biliyorsunuz taban alanı pi r kareydi. O halde 3 çarpı 4'ün karesi 3 kere 16 48 santimetre kare olur. Bu sorumuzun yanıtı deriz. Evet, eğer küçük değeri isteseydi BC yani dikdörtgenin arkadaşlar, pardon, dairenin çevresini 12 santimetre kabul ederek oradan da ne yapardım? Yarıçapı 2 santimetre bulurduk diyelim. Evet, temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 6. sorumuzda Tuana sitesinin 180 metrekarelik bahçesinin zeminine küçük çakıl taşları dökülmüştür. Daha sonra yüksekliği 1,5 metre olan taş ezici silindir makinesinin tekerleği 10 tam tur atarak bütün bahçedeki taşları ezmiştir. Buna göre taş silindirin makinesinin tekerleğinin yarıçap uzunluğunu bulalım diyor. Evet arkadaşlar, şimdi o halde ben bu 180 santimetre karelik bahçede gezdirmiş olduğumuz arkadaşlar silindir şeklindeki makinenin tekerleği aslında ne kadar yer kaplıyor? Arkadaşlar silindir bir tur attığında yanal yüzeyin alanı kadar yerde dolaşır veya taşı ezer diye düşünüyoruz. Evet, bir turu yanal yüzeyi kadar. Şimdi 10 tur attığında unutmayacağım arkadaşlar. O halde şöyle yazabiliriz. Bakın bir turu bulalım. O halde yanal alanı bulmam gerekir diyorum. Yanal alan 2 çarpı pi çarpı r bizim biliyorsunuz taban çevresine eşitti çarpı yükseklik. Burayı düzenleyecek olursam 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı bilmiyorum çarpı yüksekliğimiz 1,5 metre. Evet, burayı düzenleyelim. 2 kere 3 6. 6 ile 1,5 çarparsak da 9r olur diyoruz. Gençler bu ne? Bir tur. Bir tur attığında. Şimdi 10 tur attığını unutmuyorum. O halde 10 turda 10 çarpı 9r neye eşit olacak diyoruz? 180 metrekareye. Evet, 10 kere 9 90r eşittir 180 ise r buradan 2 metre olur diyorum. Evet, bizden de zaten yarıçap uzunluğunu istemişti diyelim. Evet, temizleyerek devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Yanda verilen ABCD dikdörtgensel bölgesi dairesel bir dik silindirin yanal yüzeyini oluşturmaktadır. Silindirin yanal yüzeyin alanı 72 santimetrekare ise taban alanının alabileceği en küçük tam sayı değerini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burası 12. Yanal yüzey alanı 72 ise ben 12'yi 6 ile çarparsam 72 olur diyorum. Demek ki BC kenarı 72. Şimdi gençler taban alanının en küçük değerini istiyoruz. Hatırlayacak olursanız 4. veya 5. sorumuz arkadaşlar. En büyük değer için uzun kenara yerleştirmemiz gerekir demiştik. Burada da ne yapıyorum? Dairesel bölgemizi kısa kenara yerleştirmemiz gerekir diyoruz. Peki bu 6 santimetre aynı zamanda bunun çevresiydi. Yani 2 pi r'ye eşitti. O halde 2 çarpı pi çarpı r. Buradan yarıçap bulmaya çalışacağız. Eşittir 6. 2 çarpı 3 çarpı r 6 ise r buradan 1 santimetredir. Demek ki yarıçapımız 1 santimetre. Benden taban alanını istedi. Taban alanı pi r kareydi. 3 çarpı 1'in karesinden 3 kere 1 3 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, temizleyerek devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, birazcık büyüteyim gençler. Yanda üst üste verilen iki silindirin yarıçapları sırasıyla 2 santimetre ve 3 santimetredir. Buna göre tüm cismin yüzey alanı, toplam yüzey alanını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu görmem gerekiyor. Buradaki püf nokta gençler şu. Bakın normalde eğer ayrı ayrı silindir olsaydı 2 tane taban alanı vardı. Her birisinin birer tane de yüzey alan, yanal yüzey alanımız vardı. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir tane tabanda büyük bir daire var. Bunu toplayacağım, unutmayacağız. Bir tane küçük dairesel bölgemiz var yukarıda. Bir de arkadaşlar ikisinin farkı olan, şimdi yüzey alan dediğimiz üst üste geldiği için şu çizdiğim yerler var ya, bunları da toplamam gerekecek. Bunu nasıl bulacağım? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartarak bulacağız diyoruz. Şimdi sırasıyla başlayalım gençler. Öncelikle küçük silindirin yüzey alanı bulalım. Evet, burada ne yapacağım gençler? Dikkat edin. Küçük silindirin bir tane taban alanını bulacağım. Evet, taban alanı artı yanal alan diyeceğiz. Yüzey alanı bulurken. Evet. Bir tanesini bulacağımı unutmayalım. Taban alanı için pi r kare. Evet, pi çarpı r kare artı yanal alan içinde 2 pi r çarpı yükseklik formülünü kullanacağız. Evet, küçük olan silindirin arkadaşlar yarıçapı 2 idi. O halde 3 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 2 çarpı yükseklik 6. Burayı düzenleyelim. 3 kere 2'nin karesi 4 yapar. 4 kere 3 12. Artı 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 ile 6'yı çarpıyorum. 72. Toplayacak olursak da 84 santimetre karedir. Ne arkadaşlar? Bakın bir tane yüzey alanı, yanal alan, bir tane taban alanı. Şimdi büyük silindire bakalım. Direkt formülleri yerine yazarak yazacağım gençler. Büyük silindir diyorum. Evet, taban alanı için pi r karede 3 çarpı yarıçapımız 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 3 yükseklik 9. Buradan gençler 3 çarpı 9 artı 2 kere 3 6. 3 kere 9 27. Burayı da 6 çarpı 27 şeklinde yazalım. Evet, buradan 27 artı 6 kere 27 ne yapar gençler? 6 kere 7 42, elde var 4. 6 kere 2 12, 4 daha 16. Burayı toparlayacak olursak da 2 7 daha 9, 6 2 daha 8 ve 1 189. Gençler bu ikisinin üzerine ne yapacağız? Bakın şuradaki daire alanlarının tabanların alanının farkını yerleştireceğim. O halde birer tanesinin alanı bulursak, evet, bir tanesinin alanı gençler bakın buradan neydi? 12 idi. Diğerinin taban alanı 27 idi. 27'den 12'yi çıkartırsam 15 santimetre kareyi üzerine ekleyeceğiz. Gençler bakın şurası 15 santimetre kare. Şimdi toplam yüzey alanı için ...84 artı 189 artı 15 santimetre kare diyorum. Şimdi sırayla toplayalım. 9, 5 daha 14, 4 daha 18. Elde var 1. 1, 9, 8 daha arkadaşlar 17, 1 de elde 18. Elde var 1, 1, 1 de elde 2. 288 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet arkadaşlar. Temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler, 9. soruda yanda verilen şekilde 6 cm yarıçaplı dik dairesel silindirden aynı yüksekliğe sahip 3 cm yarıçaplı dik dairesel silindir oyulup çıkarılmıştır. Buna göre kalan yüzey alanını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, burada püf noktamız neresi? Şimdi bir tane neyimiz var arkadaşlar? Sırayla bakalım. Bir tane büyük olan dairemizin yanal yüzeyi var. Daha sonra şu boyalı yerlerimiz var arkadaşlar. Bunu nasıl bulacağım? Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkaracağım. Evet, bir de arkadaşlar esas olması gereken yer şu içerideki küçük dairenin yanal yüzeyi alanında bunun üzerine eklememiz gerekecek. Yani oyulduğu zaman şöyle düşünelim. Bu içeride de bakın şöyle içeride de neyimiz var? Bir tane yanal yüzey alanı olacak diyoruz. Peki şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapalım? Sırasıyla başlayacak olursak. Taban alanlarını bulalım. Bakın bir tane taban alanı için taban alanları farkını bulacaktık. Taban alanı diyorum. Evet, pi r kareden diğerinin pi r karesini, yani birinin alanına diğerinin alanı çıkaracağım. O halde pi'yi 3 alıyorum. 3 çarpı yarıçapımız neydi arkadaşlar? Büyük olan 6 idi. 6'nın karesinden 3 çarpı yarıçapı 3'tü. 3'ün karesini çıkaracağım. Buradan 3 çarpı 6'nın karesi 36. Eksi 3 çarpı 9. Buradan 3 kere 36. 6 kere 3 18. Elde var 1. 3 kere 3 9. Bir de elde 10. 108. Eksi 27 diyorum. Burayı düzenleyecek olursam 8'den 7 çıktı. 1 10'dan 2 çıktı. 8. 81 santimetre kare olur. Gençler bakın şunun bir tanesinin alanı. 81 santimetre kare. Yukarıda da 81 var. Bunu unutmayacağız. Evet, yanal yüzeyi alanı arkadaşlar büyük dairenin yanal yüzeyi alanı. Evet, büyük daire için yapıyorum gençler. Şöyle de büyük olduğunu yazalım. Yani dışarıdaki yanal yüzeyden bahsediyoruz. Evet, neydi? 2 pi r çarpı h'tı. 2 çarpı pi çarpı r çarpı h bize yanal yüzeyi verirdi. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 6, yükseklik 12. Burayı düzenleyelim. 2 kere 3 6, 6 kere 6 36 çarpı 12. Gençler 36 ile 12'yi hemen alt alta çarpayım. 2 kere 6 12, elde var 1. 2 kere 3 6, bir de elde 7. ...432 santimetre kare. Biraz daha güzel olsun. Evet, iç yüzeydeki silindirin yanal alanını bulacağım arkadaşlar. Aynı formülle. Evet, küçük olan için. Evet, direkt yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 3 dedik. Çarpı yükseklik aynı. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 çarpı 12 oldu. Evet, 18'e 10'u çarparsam 180. 36'yı ekleyecek olursak da gençler ne yapar? 180. 36'a 216. Evet, bunların her birisini toplamam gerekiyor. Evet, 2 tane 81 toplayacağım. Unutmuyoruz. O halde 432 artı 216 artı 81 artı 81. Evet, 6, 8, 9, 10, elde var 1. 8, 8, 16, 19, 20, 21, elde var 2, 4, 6, 8. 810 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler, 10. soruya geldiğimiz zaman yanda verilen bir ayrıtın uzunluğu 4 cm olan bir küpten aynı yüksekliğe sahip yarıçapı 1 cm olan dik dairesel silindir oyulup atılıyor. Buna göre kalan cismi yüzey alanı. Şimdi gençler öncelikle taban alanı için bakın şöyle şu karenin alanından dairenin alanını çıkarmamız gerekiyor. Evet, taban alanı diyorum. Küpün taban alanından eksi dairenin alanı. Evet, bir ayrıtı 4 santimetre. Bakın yükseklikte 4 oluyor. O halde 4 çarpı 4 eksi dairenin alanı pi r kareden pi yerine 3 yazın. 3 çarpı yarıçap 1'in karesi. Burayı düzenlersem 4 kere 4 16 eksi 3 çarpı 1 3 yapar. 16'dan 3'ü çıkarıyorum. 13 santimetre kare. Taban alanın bir tanesi. Yani şurası 13 santimetre kare. Aynı şekilde tabanda da 13 santimetre kare olduğunu unutmayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi toplam yüzey alanı için neler bulmam gerekiyor? Bakın şöyle arkadaşlar, 2 tane neyimiz var burada? Daha doğrusu 4 tane yanal alanımız var. Karesel bölgelerden bahsediyorum. Bir de şu dik dairesel silindirin arkadaşlar yanal yüzey alanı var. Bunları da ayrı ayrı bulup hepsini beraber toplayacağız. Evet, o halde öncelikle şu küpün 4 tane yüzey alanını bulalım arkadaşlar. Küpün 4 tane yan yüz alanı diyelim. Küpün yanal yüz alanı ve yanal yüzey alanı diyorum. Evet, 4 tane gençler. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten evet 3 tane 4'ü çarparsak 64 santimetre kare. Bir de arkadaşlar silindirin yanal yüzey alanını bulacağım. Silindirin yanal yüzey alanı diyelim. Evet, burada neydi? 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklikti. Yerlerini yazacak olursak 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 1 çarpı yükseklik 4 santimetre. Buradan 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 santimetre kare. Şimdi bunların arkadaşlar her birisini toplamamız gerekiyor. Evet, küpün yanal yüzeyleri 64 santimetre kare. Silindirin yanal yüzeyi 24 santimetre kare. 2 tane taban alanı 13 artı 13. Toplarsam 4, 4, 8, 11, 3 daha 14. Elde var 1. 6, 8, 9, 10. Bir de elde 11. 114 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, temizleyerek devam ediyorum. 11. soruya geçiyorum. Aşağıda verilen şekil bir dik dairesel silindirin yukarıdan aşağıya tam ortasından kesilmesiyle oluşmuştur. Buna göre yeni oluşan cismin yüzey alanını bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yarıçapımızın 2 olduğunu söyleyelim öncelikle. Evet, burada arkadaşlar neleri toplayacağım? Bakın 2 tane yarım dairemiz var tabanda. Bir tane yarım yanal yüzeyimiz var. Bir de şöyle dikdörtgensel bölgemiz var. Bunları ayrı ayrı toplayacağız. O halde yazacak olursak yüzey alanı neler var gençler? Yüzey alanı. Evet, 2 tane yarım daire taban alanı. Yarım taban alan diye yazayım. Artı yarım yan yüz alanı. Evet, bir de şöyle kapatalım şurayı. Artı dikdörtgensel bölge arkadaşlar. Biz bunun adına da ara kesit diyelim arkadaşlar. Ara kesit alanı. Şimdi sırasıyla yazacak olursam yarıçapımızın 2 olduğunu söyledik. Evet, 2 tane taban alanı arkadaşlar. Taban alanı biliyorsunuz neydi? Pi r kareydi. 3 çarpı 2'nin karesi 4. Bundan 2 tane arkadaşlar yarım olduğu için de 2'ye veriyorum. Artı yanal yüz alanı 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Yarıçapımız 2 çarpı yükseklik 6. Evet, yarım olduğu için 2'ye bölüyorum. Artı evet, şuradaki dikdörtgenin alanında 4 ile 6'yı çarparsak 4 çarpı 6. Şöyle sadeleştirelim. 2'ler gitsin. 3 kere 4 12. Artı 3 kere 2 6. 6 kere 6 36. Artı 24. Topluyorum arkadaşlar. 6, 10, 12. Elde var 1. 3, 5, 1 de 3, 5, 6, 1 de elde 7. Evet, 72 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Aşağıda verilen iki dik dairesel silindirin yüzey alanları oranını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 1 ve 2 diye numara verebiliriz. Bakın şuraya birinci diyeceğim. Buraya ikinci diyeceğim. Oran demek birbirine bölmek demekti. O halde 1 ve 2'yi 1 bölü 2 şeklinde düşünelim. Şöyle kesir çizgimi alayım. Şimdi gençler sırayla yazalım. Yüzey alanlarında neler var arkadaşlar? 2 tane taban alanı. Bakın yüzey alanı. 2 tane taban alanı. Artı yanal alan vardı. Bunları unutmuyoruz. Şimdi bunları açarak yazalım arkadaşlar. 2 tane taban alanı. 2 çarpı. Taban alanı arkadaşlar bakın bir tanesinin R yarıçapı. O halde taban alanı pi'yi 3 alıyorum. 3 çarpı R'nin karesi. Artı yanal alan arkadaşlar 2 pi R. 2 çarpı 3 çarpı R çarpı 4 R. Evet. Bu da bize yanal alanı verir. Aynı şekilde ikinciye yapalım. Evet 2 çarpı pi'yi 3 aldım. Pi r kare arkadaşlar 3r'nin karesi 9r kare. Artı 2 çarpı pi 3'tü. Çarpı r'miz 3r. Yüksekliğimiz 2r. Evet burayı düzenleyeceğim şimdi gençler. Evet 2 kere 3 6 6r kare. 2 kere 3 6 4'e çarptım 24r kare. Evet paydaya bakıyorum. 2 kere 3 6 6 kere 9 54r kare. Artı 2 kere 3 6 6 kere 3 18 18 kere 2 36r kare. Şimdi 6 24 daha 30r kare. 54 36 daha 90r kare. Buradan gençler r kareler gider. 30 bölü 90'da 1 bölü 3 olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet temizleyerek 13. soruya geçiyorum. Evet 13. sorudan itibaren arkadaşlar ne yapıyoruz? Hacim konusuna girmiş oluyoruz. Evet hacimi arkadaşlar öncelikle söyleyelim. Büyük V harfiyle gösteriyorduk. Taban alanı pi r kareydi. Çarpı yükseklik bize hacim formülünü verecek diyoruz. Evet, benden bu dik dairesel silindir hacmini istedi. Formülü direkt yerine koyacak olursam 3 çarpı pi yerine 3'ü aldım. Yarıçapımız 2'nin karesi çarpı yükseklik 5. Burada 3 çarpı 4 çarpı 5'ten ne olur arkadaşlar? 3 kere 4 20. 20 ile 5 çarpacak olursak da pardon 3 kere 4 12. 12 çarpı 5 de 60 santimetre küp olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler 14. soruya devam ediyorum. Aşağıda açının verilen dik dairesel silindirin hacmini bulalım. Gençler şekli incelediğimiz zaman öncelikle yarıçap bulmam gerekiyor. Bakın yarıçap bizim buradaki çevremize eşitti. Yani 2 çarpı pi çarpı r aynı zamanda buradaki uzunluğa eşitti. Yani 24'e eşitti. Buradan 2 çarpı pi yerine 3 aldım çarpı r 24 ise 6R 24 ise her iki tarafı 6'ya bölersek yarıçapımız 4 santimetredir. Şimdi 4 santimetreyi kullanarak ne yapıyorum? Hacim hesap edeceğiz. Pi r kare çarpı yükseklikte hacim 3 çarpı yarıçap 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 2,5. Gençler 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 2,5 şeklinde yazıyorum. 3 ile 16'yı çarparsam 48. 48 ile 2,5'ü çarpacağız. 48 çarpı 2,5 diyorum. 48 ile 2,5'ü hemen yanda virgül yokmuş gibi çarpalım gençler. Evet virgüle dikkat ediyoruz. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 4 20. 4 daha 24. 2 ile çarparsam 96. 10 elde var 1. 11. 1 de elde 12. Bir tane sayı ayırıyorum, virgül ayırıyorum. 120 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet, temizleyerek 15. sorumuza geçelim. Yanda verilen ABC'de dikdörtgen şeklindeki kaplama kağıdı, silindir şeklindeki bir kalem kutusunun yan yüzünü kaplamak için kullanılacaktır. Buna göre kalem kutusunun hacminin alabileceği en büyük değeri bulalım. Şimdi arkadaşlar en büyük değer için ne yapmam gerekiyor? Şu tabanı nerede düşüneceğiz? AB etrafında düşünmemiz gerekir diyoruz. Evet büyük değer için taban çevresini 18 olarak düşüneceğim. O halde ben buradan yarıçap bulacak olursam 2 çarpı pi çarpı r 18 ise 2 çarpı 3 çarpı R 18 ise evet 2 kere 3 6 R 18 yarıçap da buradan 3 santimetredir. Şimdi buna göre hacmini bulalım. Hacim V eşittir pi çarpı R kare çarpı yükseklik demiştik. 3 çarpı yarıçapımız 3'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 6. Buradan 3 çarpı 9 çarpı 6. Evet 3 kere 9 27 çarpı 6. 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 2 12 4 daha 16. 162 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet temizleyerek devam ediyorum gençler. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Taban alanı 27 santimetre kare olan bir dik dairesel silindirin taban yarıçapı yüksekliğinin yarısı uzunluğundadır. Buna göre bu dik dairesel silindirin hacmini bulalım. Taban yarıçapı yüksekliğin yarısı. Gençler o halde taban alanı neydi? Taban alanı pi r kareydi. Evet pi r kare ise gençler bunu 27'ye eşitliyorum. Buradan 3 çarpı r kare 27 ise her iki tarafı 3'e bölersem r kare eşittir 9. Yarıçap da buradan 9'dur. Şimdi yarıçap 9 ise gençler yüksekliğin yarısı olduğu için yükseklik h olarak gösterirsem evet pardon yarıçap 3 arkadaşlar özür dilerim. Evet r kare 9 ise yarıçap 3 olur. O halde yüksekliğimiz de 2 çarpı 3'ten 6 santimetre olur diyoruz. Şimdi benden bunun hacmini istediğine göre v eşittir pi r kare çarpı yükseklik 3 çarpı r 3'tü 3'ün karesi çarpı yükseklik 6 3 çarpı 9 çarpı 6 gençler 3 ile 9 çarparsak 27 çarpı 6 da 162 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 17. soruda yanda verilen dik dairesel silindirlerin hacimlerin oranlarını bulalım ve pi'yi 3 alınız dedim. O halde gençler V1'i V2'ye oranlayacak olursak oran demek arkadaşlar birbirine bölmek demekti. Pi r kare çarpı yükseklik bizim için hacimdi. Evet birinciye bakalım gençler. Pi yerine 3 aldım. R gençler r'nin karesi çarpı yükseklik 4r. İkinci de pi 3. Yarıçapımız 3r. 3r'nin karesi 9r kare. Evet parantezi düşünüyoruz. Çarpı 2r. Şimdi 3 kere 4 12. R kare ile r'yi çarparsam r küp. 3 kere 9 27. 27 çarpı 2 54 r küp. R küpler birbirini götürdü. 12 ile 54'ü gençler ne yapalım? 12 ile her ikisini de şöyle 6 ile sadeleştirecek olursam 12'yi 6'ya böldüm 2, 54'ü 6'ya böldüm 9. 2 bölü 9 olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet temizleyerek devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet yanda üst üste verilen iki dik dairesel silindirin yarıçapları sırasıyla 2 cm ve 3 cm'dir. Buna göre bu cismin toplam hacmini bulalım. Gençler hacim konusu yanal alan veya yüzey alanı gibi değil arkadaşlar. Daha kolay. O halde ne yapıyorum arkadaşlar? Direkt hacimleri bularak toplamamız gerekir diyorum. Evet buna V1 diyeceğim. Bu şeklimizi de V2 şeklinde düşünelim. O halde V1 evet pi r kareyi direkt yerine yazacağım arkadaşlar. Pi çarpı yani 3 çarpı yarıçapımız 2'nin karesi çarpı yükseklik 6. Buradan 3 çarpı 4 çarpı 6. Evet. 6 kere 4 24. 3 ile çarparsam 72 santimetre küp. V2 diye yazalım. 3 çarpı yarıçapımız 3'ün karesi çarpı yükseklik 9. 3 çarpı 9 çarpı 9. 9 kere 9 81. 3 ile çarpacak olursak da ne olur arkadaşlar? 243 santimetre küp olur. İkisini toplayacağım. 243 artı 72 11 elde var 1 2 1 de elde 3 315 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 19. soruya geldiğimiz zaman yanda verilen şekilde 6 cm yarıçaplı dik dairesel silindirden aynı yüksekliğe sahip 3 cm yarıçaplı dik dairesel silindir oyulup çıkarılmıştır. Buna göre kalan cismin hacmini bulalım. Gençler, hacim konusunda direkt büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkarmamız gerekir diyorum. Şimdi küçüğe arkadaşlar V1 diyecek olursam büyük olana V2 diyorum. O halde V2'den V1'i çıkaracağız diyelim. Öncelikle büyüğü bulalım. V2 pi çarpı pi yani 3 aldım. R kare yarıçapı 6. 6'nın karesi çarpı yüksekliğimiz gençler 12. Şimdi düzenleyerek yazalım. 3 çarpı 36 çarpı 12. Evet, bu çarpma işlemini yaparsam 1296 santimetre küptür. Evet, V1'e bakıyorum. Yani küçük dairenin hacmine bakıyorum. 3 çarpı yarıçapımız 3'tü. 3'ün karesi. Yükseklik değişmedi 12. 3 çarpı 9 çarpı 12. Evet, 3 kere 9 27. 27 ile 12'yi çarpacak olursak da 324 santimetre küptür. Evet. Kalan hacim için ne yapıyorum? Bu ikisinin farkını almamız gerekir. 1296'dan 324'ü çıkarıyoruz. Alttan 4 çıktı 2, 9'dan 2 çıktı 7, 12'den 3 çıktı 9. 972 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet, temizleyerek devam edelim. 20. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen şekildeki bir ayrıtın uzunluğu 10 cm olan bir küpten aynı yüksekliğe sahip yarıçapı 2 cm olan dik dairesel silindir oyulup atılıyor. Buna göre kalan cismin hacmini bulalım. Gençler, küpün hacminden silindirin hacmini çıkarmamız gerekir. O halde kalan hacim diyorum. Küpün hacminden eksi silindirin hacmi. Evet, küpün hacminden silindirin hacmini çıkaracağız. Küpün arkadaşlar bir ayrıtı 10 ise 10 çarpı 10 çarpı 10'dan silindirin hacmi için pi'yi 3 alıyorum. Pi çarpı yarıçapımız 2 idi. 2'nin karesi çarpı yüksekliğimiz gençler değişmez. Bakın 10 santimetre. Buradan 10 çarpı 10 çarpı 10 1000 yapar. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 10'la çarpıyorum 120. Evet, 1000'den 120'yi çıkaracak olursak da ne olur gençler? 880 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet, temizleyerek devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, 21. soruya geldiğimiz zaman aşağıda verilen şekil bir dik dairesel silindirin yukarıdan aşağıya tam ortasından kesilmesiyle oluşmuştur. Buna göre yeni oluşan cismin hacmini bulalım. Gençler, öncelikle yarıçapımız 2 cm. Bakın ne yapıyorum arkadaşlar? Silindirin tam ortasından böldüğü için silindirin hacminin yarısı şeklinde düşüneceğiz. O halde yarım silindir olarak düşüneceğiz. Evet, ve yani hacmi 2'ye bölmem gerekir. Buradan gençler hacim neydi? Pi r kare çarpı yükseklikti. Pi yani 3 aldım. Yarıçapımız 2'nin karesi çarpı yükseklik 6 bölü 2. Burada 3 kere 4 12. 12 çarpı 6 72. Bölü 2'den 36 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, temizleyerek devam edelim. Evet, 22. soruda gençler çeyrek silindirin hacmini bulacağız. Evet, V bölü 4 diyorum. Çeyrek olduğu için pi çarpı yarıçapımız arkadaşlar 5'in karesi çarpı yükseklik 8 bölü 4 olarak yazıyorum. Şöyle sadeleştirin. 2 3 çarpı 5'in karesi 25 çarpı 2. Buradan 25 ile 2'yi çarparsak 50. 50 ile 3'ü çarpıyorum. 150 santimetre küp olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet, temizleyerek 23. soruya geçelim. Bir küpün içine en büyük hacimli silindir yerleştiriliyor. Buna göre bu küpün hacminin silindirin hacmini oranını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada fark ettiyseniz ayrıtlarla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Şimdi ben bunun içerisine şöyle bir silindir yerleştireceğimi düşünüyorum. Şöyle biraz daha sağdan alalım. Şöyle büyük bir arkadaşlar silindir yerleştirecek olursam. Evet gençler. Şimdi ben bunun arkadaşlar yarıçapını hesap edebilmek için buraya 2A dersem yarıçap A olur diyeceğiz. Evet. Küpün hacminin silindirin hacmi oranı. Gençler küpün hacmi V küp diye yazalım. Bölü V silindir diye yazayım. Şimdi yarıçapını A aldım. Küpün bir ayrıtına 2A diyorum. Aynı zamanda yüksekliğimiz 2A olacak. O halde küpün hacmi için arkadaşlar 2A çarpı 2A çarpı 2A diyorum. Silindirin hacminde pi çarpı pi'yi 3'e aldım. R kare A'nın karesi çarpı yükseklik 2A. Düzenlersem 8A küp bölü 2 kere 3 6 A küp. A küpler gider 8 bölü 6'yı sadeleştirecek olursak da 4 bölü 3 olur sorumuzun yanıtı deriz. Evet, temizleyerek bir sonraki sorumuza geçelim. Derya'nın elinde görsel 1'deki gibi içi tamamen meyve suyu dolu olan bir şişe ve silindir şeklindeki özdeş bardaklar vardır. Şişedeki meyve suyunun tamamı bardaklara doldurulduğunda bardaklardan hiç meyve suyu taşmadan görsel 2'deki gibi dolmuştur. Bir bardağın dış yüzeyini alanı 168 cm² ve yarı çapı 4 cm olduğuna göre bir kutu meyve suyunun hacmini bulalım diyor. Şimdi gençler bir yüzeyi alana dış yüzeyini hesap ederken ne yapıyordum gençler dikkat edin. Bardak olduğu için bir tane taban alanı var. Bir de yanar yüzey alanı var. Peki o halde dış yüzey alanı diyelim. Öncelikle buradan yarıçapı ve yüksekliği bulacağız arkadaşlar. Evet, yarıçapını biliyoruz. Yüksekliği bulmaya çalışıyoruz. Dış yüzey alanı bir tane yanal alan artı bir tane taban alanı var dedik. Ve bunun sonucu da 168'e eşitmiş. Peki yanal alanda arkadaşlar neydi? Yanal alan 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklikti artı taban alanda pi r kareydi. Eşittir 168. Şimdi bildiklerimizi yerine yazalım. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Yarıçapımız 4 çarpı yükseklik h artı 3 çarpı 4'ün karesi. Eşittir 168 diyorum. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 h artı 3 kere 16 48 eşittir 168. Buradan 24 h eşittir. 48'i karşıya göndersem eksi 48 olarak geçer. Yani 120 kalır. 24h 120 ise h'ın değeri yani yüksekliğin değeri 5 santimetre olur diyoruz. Şöyle yüksekliğimiz 5 santimetre. Peki gençler. Öncelikle bir tane bardağın hacmini bulalım. Bardak hacmi diyeceğim. Evet. Pi r kare çarpı yükseklikti. 3 çarpı yarıçap 4'ün karesi çarpı yükseklik 5. 3 çarpı 16 çarpı 5. 3 kere 5 15. 15 16'yı çarparsak ne olur arkadaşlar? 240. 240 santimetre küp. Şimdi baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 bardak var. O halde şişenin hacmi evet veya meyve suyunun hacmi diyelim. (6 çarpı 240 6 kere 24 144 bir de 0 ekliyorum 1440 santimetre küp olur sorumuzun yanıtı deriz. Evet bir şişenin hacmi 1440 santimetre küp oldu diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 25. soruya geldiğimiz zaman silindir şeklinde içi dolu olan bir kutunun içinden silindir bir parça görseldeki gibi oyulup çıkarılıyor. Kutunun çap uzunluğu 40 cm, yüksekliği 80 cm'dir. Hadi yarıçapını hemen 20 cm olarak yazabiliriz. Çıkarılan silindirin yarıçapı uzunluğu 10 cm ve yüksekliği 60 cm. Evet, şurası gençler 10 cm olacak yarıçapı. Evet, yükseklik 60 cm ise benden kalan yüzeyi alanını istiyor. Gençler öncelikle ne yapalım? İlk durumdaki yüzey alanını bulmak istiyorum. Evet, ilk durumdaki yüzey alanı. Evet, iki tane taban alanı, bir tane yanar yüzey alanımız var. 2 çarpı pi r kare artı 2 çarpı pi çarpı r çarpı h da yanar yüzey alanıydı. Evet, bunu düzenleyecek olursak 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 20 cm dediğim 20'nin karesi artı 2 çarpı 3 çarpı 20 çarpı yükseklik 80. Buradan gençler 20'nin karesi 400. Evet, 2 kere 3 6 çarpı 400 artı 2 kere 3 6. Evet, 2 kere 8 16. 2 sıfır ekliyorum 1600. Şimdi düzenleyerek yazalım. 2400 artı 6 ile 16'yı çarparsam 96. 2 sıfır ekledim 9600. İkisini toplarsak da 12000 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyoruz. Şimdi gençler toplam yüzey alanından ne yapmam gerekir buraya? Bakın arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Şurada iki tane taban alanı eklememiz gerekir diyeceğiz. Evet, yüzey alanı arkadaşlar ne olacak? İki tane taban alanı eklemem gerekecek. O halde son durumda ...12.000'in üzerine... 2 tane taban alanı ekleyeceğim. 12.000 artı, evet, taban alanda yarıçapımız 10 olacak, bunu unutmuyoruz. Pi yerine direkt 3 yazalım. 3 çarpı, evet, 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 10'un karesi. 12.000 artı 2 kere 3 6 çarpı 100. 12.000 artı 600. 12.600 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 26. soruya geçiyorum. Evet gençler, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan döner kapı yandaki gibidir. Bu kapı silindir şeklinde bir kabın içinde bulunmakta ve giriş çıkış bölümünde dikdörtgen şeklinde açıklık bulunmaktadır. Evet, dikdörtgen şeklindeki açıklığımız gençler şu açıklıktan bahsediyoruz. Kabin içinde bulunan bölümler kabin merkezinden geçmekte ve eşit uzunluktadır. İçinde dikdörtgen kanatların rahat dönebilmesi için her bir kanadın kabinin iç yüzeyine uzaklığı 5 cm'dir. Şuralarda da 5'er santimetrelik boşluklarımız var. Buna göre kabinin dış yüzeyinin alanı desimetre kare cinsinden bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle yarıçapımızı 75'in üzerine 5 ekliyorum. Bakın şöyle yarıçapımız 80 santimetre. 80 santimetreyi desimetre olarak yazarsam 8 desimetredir diyelim. Şimdi dış yüzeyinde arkadaşlar ne var bizim için? Bakın dış yüzeyinde bir tane silindirin yanal yüzeyi var. Arkadaşlar iki tane açıklığı ne yapmam gerekir? Önde ve arkada iki tane açıklığı çıkarmamız gerekir. O halde dış yüzey alanı diyelim. Yanal alandan iki tane açıklığı çıkaracağım. Peki yanal alan gençler 2 çarpı pi 3 aldım. Yarıçapımız 8. Yüksekliğimiz gençler 3 metre. 3 metreyi de 30 desimetre olarak yazalım. Evet, bunu da 30 olarak yazıyorum. Eksi 2 tane neyimiz vardı? 2 metre 20 desimetredir. 20 ile 30 çarparsam 20 çarpı 30 da bize bu öndeki açıklığın dikdörtgen şeklindeki açıklığın alanı verir diyeceğiz. Düzenleyerek yazalım. 2 kere 3 6. 6 kere 8 48. çarpı 30 eksi 20 ile 30 çarparsam 600, 2 ile çarptım 1200. Evet gençler. 48 ile 3'ü çarpıyorum. 144, 1 sıfır ekliyorum, 1440 eksi 1200. 1440'tan 1200 çıkarırsak da 240 desimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet, temizleyerek devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, şöyle bir tık büyütüyorum. Bir boya ustası görseldeki odanın bir duvarını boyamaktadır. Boyacının kullandığı silindir şeklindeki fırça bir tam tur döndüğünde yanan yüzeyi kadarlık bir alan bir bölüm boyamaktadır. Bu boyama işleminde kullanılan boya miktarı her 1 metrekarede 0,5 litredir. Silindir şeklindeki boya kovasının taban yarıçapı 10 cm ve derinliği 20 cm'dir. Buna göre bu duvarın boyanması için en az kaç kova dolusu boyaya ihtiyaç olduğunu bulalım diyor. Gençler 1 desimetre küpte 1 litreye eşittir diyor. Önceki duvarın alanını bulalım gençler. Boyayacağımız alanı buluyoruz. Duvarın alanı için 4 metreyle 4 metreyi çarparsam 16 metre karelik bir yer boyayacağız. Peki boyanın hacmini bulacak olursam arkadaşlar, boyanın hacmi 'silindir' şeklinde olduğu için pi çarpı yarıçapımız 10'du. 10'un karesi çarpı yükseklik 20. Burayı düzenleyelim. 3 çarpı 100 çarpı 20. Evet, 3 kere 20 60, 100'e çarpıyorum 6000 cm3. Gençler 6000 cm3 öncelikle desimetre küpe çevirecek olursam 3 tane sıfır atarım. 6 desimetre küptür. Bu 6 desimetre küp de 6 litreye eşittir diyoruz. Şimdi gençler, toplam hacmimiz neydi? Toplam boyayacağımız alan 16 metrekareydi. 1 metrekare ile 0,5 litre boyuyorduk. O halde 16'yı 1'e bölecek olursam, yani 16'nın içerisinde arkadaşlar 16 tane 1 vardır diye düşünelim. 16 ile de 0,5'i çarparsak 8 litre boya gerekir diyoruz. Evet. 8 litre boya gerekir diyoruz. Peki arkadaşlar, o halde bizim için 8 litre boya gerekiyorsa, şimdi bir kutunun hacmi arkadaşlar neydi? 6 idi. Şimdi 6 olduğuna göre bir tanesi yetmiyor arkadaşlar. O halde en az 2 kova alınmalıdır diyoruz. Bir tanesi yetmediği için alınmalıdır diyeceğiz. Evet, 2 kova alınmalıdır. Evet, 8 arkadaşlar, toplam 8, 6 6 daha 12 yapar. Eğer 12 litrelik boya olursa 8 litrelik boyayı boyayabiliriz diyoruz. Onun için en az 2 kova alınmalıdır diyorum. Evet. Arkadaşlar, bu soruyla da dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.